Camaro Tyrus aracımızda yükleniyor. Ne? Bu ne abi? Yavaş yavaş yüklüyoruz. Bu ne? Hadi bir zahmet, bir araba bitmedi mi? Böyle bu şekilde gitmez mi? Ha, en merak ettiğim şey neden iki tane klozet var? Aa Cemil hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Kardeşim benim tekli çalışmıyor. İkimiz de oturmamız gerekiyor biliyor musun? Otur abi. Yüzmüyoruz. Gel gel yürüyoruz sadece. Korkmana gerek yok yani. Bu şekilde arabada gezdiriliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün My Super Mansion oynuyoruz. Yani daha da güzel, daha da iyi bir villa yapacağımızı düşünüyorum. Ve ilk defa vallahi billahi yani tamam Vehicle Tycoon oynadık, Car Tycoon oynadık, Car Dealership ama Vehicle Tycoon'da biraz daha şeydi ama abi böyle bir manzarayla karşılaştığımı ilk defa görüyorum. Yani uzun zamandır çok fazla sık Tycoon oynamıyorum ama bunun tarzında oyunlar var mı? Lütfen yorumlarda bunu yazar mısınız? Hızlıca kapımızı inşa ediyoruz ve saniye başında 1 dolar para kazanıyormuşuz. Ki bizim için bu iş kolay olacak, hemen kapımızı koyarsak oradan da bir artı bir para ve bu şekilde gideceğiz. Oyunda kar varmış bu arada. Gördüğünüz gibi driving cash yazıyor. Yani arabayı sürdükçe de ekstradan para kazanıyoruz demek ki oluyor bu. Pencerelerimizi yerleştiriyoruz. Artı bir dolardan para kazanmaya başladık. Bu ne abi? Pencere kenarları, pencereleri. Bu para nereye gidecek bu kadar? Oyun bayağı bir uzun sürecek diye düşünüyorum. O yüzden çoğunlukla belli bir zamanda AFK bırakacağım. Ve oyunda hızlıca para kasıldıktan sonra direkt oyuna giriş yapacağım. Hazırsak o zaman yavaş yavaş başlayalım. Pencerelerimizi koyduk. Yan duvarlarını da gördüğünüz gibi duvarlarını galiba köşe köşe gideceğiz. Pencerelerini ve aynı zamanda bu kadar mı? Harika. Oo baya 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 bir... Bu ne? Allah'ını seversen bu kocaman araziye ne kadar vakit harcayacağız? Her bir yeni bir şeyde gördüğünüz gibi artı 2 verse gam yemeyeceğim de hep artı 1 diye gidiyoruz ya. Baksanıza hep artı 1. Vallahi iş zor. Ama binanın iç duvarlarını geçmeye başladık. Bu da güzel bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Abo! Abo! Bu ne? Erkenden oyundan çıksak mı? Ne yapsak? Arkadaşlar yaklaşık olarak bir duvar koydum. 15 item açıldı. Abi efsane bir görünüm ama ya. Bilgisayarından tut her şeyine kadar harika. Ve yine AFK. Release kodumuzu da kullandık. Şu anda 1356 para birimi geldi. En çok para veren hangisi 2 dolardan fazla var mı? Yok. O zaman bu 1750'lik ya da 1000'lik açacağıma buradaki 750'yi açarım daha mantıklı. Çünkü en azından fazladan para. Ve buradan da bir 500'lük alırım. Efsane olur abi. Mantıklı düşünmek zorundayız. Oyunda 4 kişilik. 4 kişiden daha da fazla. Nasıl sar buraya? Bir dakika, bir dakika. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada ok işareti var. Gerçekten Super Mansion arkadaşlar ya. Burayı galiba iki tane havuz olacak. Pencereler bu ne abi ya? Böyle bir evde oturduğunuzu düşünseniz arkadaşlar. Sizce ister miydiniz? Oo bro. Oğlum arabayı nereden buldun? Yürüme yollarını açtım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi tam bu noktaya garaj geldi. Garajda şu anda açıyoruz ve ilk arabamız gelmiş bulunmakta. Harika. Camaro Tyrus aracımızda yükleniyor. Ne? Bu ne abi? Yavaş yavaş yüklüyoruz. Bu ne? Hadi bir zahmet, bir araba bitmedi mi? Böyle bu şekilde gitmez mi? Ama harbiden hainlik, bu arabayı bile parça parça yüklüyoruz. Işıkları koyduk bu sefer, tamam mı? Ama siz farları mıdır artık bilmediğim bir şey koydum ve maksimum speed. Harika. Gidelim abi. Allah'ını seversen gidelim. Hadi bismillah. Bu sefer tamam arkadaşlar. Gidelim abi. Güzel. Şimdi bu arabayı sürdüğümüz zaman para kazanıyor muyuz? Ki bu ne? Artı 33 mu geliyor? 86 ne bu? Yalnız arabaları da yani bir Tycoon için gerçekten çok güzel şekillendirmişler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bildiğin sanki Car Tycoon oynuyoruz ama aslında oyunumuz Super Mansion. Yani ev inşa edeceğiz. Zamanında bunu Car Tycoon'da da tespit etmiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde en azından AFK bırakarak tam tamına 106.287 paramız oldu. Ve şu anda gideceğim. Vay be. Ulan benim bile böyle bir masam yok be. Yatak odasında televizyon. Lüks neye bak sen. Yani mansion diyoruz. Super mansion. Bedroom'da bir çalışma masası gibi bir şey olsa gerek düşünüyorum. Şu anda buraya da iki tane koltuk. Burada misafir de ağırlıyoruz yatağımızda. Ne yapalım? Super mansion dedik. Araba oteli demedik. Duvarlarımızı genişletme zamanı. Tüm duvarlara yatırım yapacağız. Ve galiba burayı... Bütün duvarları sarabilirim ya. Bu ne abi, lamba? Arka taraftan niye giriş yaparsın ki eve? Sen şu lüksliğe bak. Abi böyle bir banyom olacak. Yemin ederim var ya, o banyoda yaşarım. Ha, en merak ettiğim şey neden iki tane klozet var? Aa Cemil hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Kardeşim benim tekli çalışmıyor. İkimiz de oturmamız gerekiyor biliyor musun? Otur abi. Edelim buraya. Böyle bir mantık var mı abi? Nasıl bir artık lükslükse yani. Şu anda Amerikan mutfak tarzında bir salona geldik. Harika inşa edeceğiz ve bildiğin bu ne? 2000 2 4 8 10 kişilik. E tabi yani ultra lüksüz. 3 tane eşimiz, 15 tane de çocuğumuz var. Bir tanesi de bu. Küçük mutfağımızı, şöyle koltuklarımızı, pencerelerimizi yerleştirelim. Şimdi bir de mutfağı da dizersek harika bir mutfak olacağını düşünüyorum. Yani
Vay be, iki tane fırını var abi. E çalışanlarımız da var tabi. Kitchen var, bir de buraya da ufak bir abi. Ya alt tarafı bu nasıl bir lüks? Şurada zaten mutfak var, bir de buraya böyle mini bir şey yapmışlar. Abi yemin ederim şımarıklık bu ya. Mutfakta da televizyon, bir de ultra lüks led. Hop! Aha bu da diğer çocuğumuz. Burası bekleme salonu galiba. Diğer misafirler gelecek ya, onları da başka odada ağırlayacağız. Oturun diyeceğiz abi. Öyle bir şey yok yemin ederim ya. Bir dakika, burası 15 kişinin soyunma odası olsa gerek diye düşünüyorum. Yalnız kapı da yok. E lüks diye devam ediyoruz yani. Aynen, direkt üstüne çıkart kovalım, al giyin yani. Ki herkes görebilir. Pencerelerden gitsek daha da güzel olacak ama dışarıya pencere de vermiyor ki oyun. Biz kitaplarımızı şöyle bir odaya baktığımız zaman bildiğin klasik PlayStation odası. Para bitti. Oba, dışarıda daha büyük itemler varmış. Havuz bile bir artı 5. Dağ mı? Ay be, yukarı doğru sular gidiyor. Bak bak bak, aşağı dışı harika. R8 aracımızı şu anda tekerleklerini attık. Yavaş yavaş bunu çıkarmaya çalışacağım. Çünkü ne kadar hızlı araba o kadar çok fazla para veriyordur diye düşünüyorum. En azından düşüneyim o. Ve bekleyelim. Arkadaşlar sadece 3x driving cash para birimi vererek şu stüdyoyu alacağım. Çünkü araba en azından sürdüğümüz zaman daha da fazla para kazanmak bizim işimize yarar. Şu anda body'yi de yerleştiriyorum. İnşallah fazla bir item de istemezsin. Hadi. Bitti de. Biter mi? Bitmez. Işıkları, sis farı, egzoz farı. Ne? Hızını bitirdik. 150 para birim verirken bakalım bu ne kadar verecek. En azından daha fazla veriyorsa arabanın da bir farkı olacağını düşünüyorum. 219. Harika, mükemmel. 390 mı? Hızlandıkça daha fazla para veriyor. Vaktimiz çok, gezelim. Yapacak bir şey yok. Arabalar çok şekil ama ya, beğendim. Size bir soru soracağım. Bu rüzgar türbinlerini yakından gördünüz mü? Ben gördüm var ya, efsane büyük bir şey yani. Böyle hani uzaktan gördüğünüz gibi küçük değil. Bilginiz olsun. Nereye giriyoruz? Hiçbir yere. Regara üretiyoruz. Vay, bitti mi? Sen hala bu arabada mısın? Yazıklar olsun. Yürü git. Araçlarda da gacı gacı sesler geliyor. Oh, bir de benim arabama çarpıyor. Oğlum bana çarpma, arabama çarpma. Terbiyesiz. Bu kadar kıskançlık olmaz ya. 660 mı? Yok artık. Bu nasıl bir para? Tabii 100 Robux'ta 3x driving cash aldığımdan dolayı böyle ama. E maalesef bu oyunda çok hızlı zor biteceği için ona para yatırdım. Araçta ne fren varsa çıkardı, izle bakın. Şimdi size süper şov gösteriyorum. İyi izleyin. 8 çizeceğim. Yani şurasını ve şurasını kapatırsan 8. Geliyorum. Bu ne be abi ya? Havada bir şeye mi çarptım öyle? Önünde işler çıktı. Ufak da olsa küçük para birimlerini açmak daha da mantıklı. Havuzda kaç tane zıplama yeri var? 450. Buraya da bir 650. Niye pahalanıyor bunlar? Aynı model ama arasına çiçek koydu o yüzden. Çimenlik alanımızı, buraya da bir güneşlenme alanınızı. Of of of. Bu nasıl bir şeydir? Ağaçları da koyduk. Harika. Gidiyorum şimdi. Evet, çok güzel havuzumuz var. İşin ilginç tarafı bu havuzda yüzmüyoruz. Gel gel, yürüyoruz sadece. Korkmana gerek yok yani. Bu şekilde arabada gezdiriliyor. Ya ben dışını değil de evi tamamlamaya ya. Harbiden. Duvarlarımızı yavaş yavaş genişletelim artık. Sadece duvarlara para harcayacağım. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Şu anda 1 milyon 100 bin para biriktirdim. Vallahi daha deminden beri araba kullanıyorum. Bir de üstüne yemek de yedim arkadaşlar. Hemen şimdi tüm duvarları tamamlayacağız dedik ve duvarları bir tamamlayalım. 43 içeride kalacak kardeşim benim. Haydi ve son galiba kapıyı da tamamladık. Gördüğünüz gibi merdivenler çıkıyor yukarıya, ikinci kat. Aman Allah'ım. Açamayalım. Çünkü hiçbir şey yok. Hemen abi odalara bak. Penceremizi, hemen şuraya çiçeklerimizi, tüm malzemelerimizi koyalım. Burasının ne odası olduğunu merak ettim. Ha burası PlayStation odası demiştik. Playroom odası çünkü. Bilardosundan tutun her şeyine kadar koyduk. Seni içeri hapsedeceğim. Burası da bir yatak odası. Yatak odamızı da tamamlayalım. İkinci galiba misafir odası. Çünkü diğerinde baya baya bir şeyler vardı ama bunda o kadar yok. Direkt dışarıdan giriş. Yemin ederim bu nasıl bir şeylik ya. Araba eksikti zaten bir tek. Hemen bir yatak odamıza da televizyon. Bu kapıyı da kapatıyoruz galiba, bitti. Yine bir oda, burası da arkadaşlar bir galiba misafir odalarından bir tanesi. Ufak bir koltuk çiçeklerimizi de koyduktan sonra kapatıyoruz kapımızı ve diğer odamıza geçiş yapıyoruz. Spor salonu şu anda galiba geldik. Aynen. Hem de havuza karşı. Abi efsane, burası da masaj falan yapılıyor. Bayağı bir şeyimiz var. Ve evin içerisine havuz inşa ediyoruz. Mükemmel abi. İçerisini hemen suyla dolduralım. Bir merak ettim, bunda da yürünüyor mu yoksa yüzülüyor mu? Bakalım. Aynen, burada da yürüyoruz, yüzmüyoruz. Burada ne var böyle? Abi bu ne? Bu da galiba abdest alma yeri. Çok iyi olurdu ha. Hayır, banyoymuş. Lan ne bileyim işte, biz de böyle küçük düşünüyoruz. Ne yapalım? Elhamdülillah Müslümanız diyelim. Ne diyelim? Burası living room. Aynen. Misafir odası aslında diğeri daha da büyüktü. Bütün her yere çıkıyor. Çok da küçük bir misafir odası ya.
Şuradaki Amerikan mutfaklı daha iyiydi. Gerçi orada koltuk yoktu. Ya da bir görsellik, ufak böyle çiçek tarlası. Bir de oraya, bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. La ilahe illallah. Bu ne be? Dekorlarımızı tabii ki tablonun arkasına koyduk. Yine buraya da ufak böyle görsel. Galiba tamamdır. İkinci kat yükleniyor. Harika. İkinci kat. $25,000. Bismillahirrahmanirrahim. 285.000'im kaldı da arkadaşlar. Vallahi hiç zor olacak bu ya. Ne? Para bitti. Bu arada tek bir tane atladığımız nokta varmış. Neymiş biliyor musunuz? Daha deminden beri bu arabayı kullanıp burada Robux'lu arabanın olduğunu zannediyorum. Ama gördüğünüz gibi karşınızda yeni bir tane Agera model araç var. Egzozunu da koyduk ve aracı spamlıyoruz. Bismillah. Vay be, arabaya bak. Alt. Kaç veriyor? 858. Şu anda gördüğünüz gibi tam tamına 1 milyon oldu ve 1 milyon olduktan sonra da hemen hızlı bir şekilde evimizin üst katında kalan malzemeleri yapmaya. Umarım bu kadardır. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerin hepsi burada. Hemen odamıza girelim. Bir tane yatak odası gördük burada. Misafir yatak odası Mutlera. Hadi içeri. Burada yine çok kişili. Üst katın tamamını kapsayacak derecede bir bedroom inşa ediyoruz. Abi 1 milyonum vardı, para bitti. Ama artık yuh ya. Şimdi hızlı bir şekilde odanı tamamlayalım ve olayımız da bitsin. Banyo tak. Yok artık, sinema odası yapmışlar buraya. Yalnız ışık alınca bu olmaz ya iş, ben diyeyim yani. Bak, düşünememişler bunu. Burası da galiba kütüphane çünkü library yazıyordu. Ve şimdi en büyük salonumuzu inşa ediyoruz. Oturma, bilardo, dart. Bütün her şey burada var arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada ufak bir mutfak ve balkonu, terası var. Vay. Sevdim bunu. Ben bu ofisi ne zaman koydum ya? Beğenmedim. Buraya da yine televizyonlu bir yemek salonu ve aynı zamanda bütün mutfak malzemelerinin karşılanacağı bir oda. Bir dakika, bu jacuzzi galiba çünkü merdivenden giriliyor. İki tane egemen yine tuvalet. Ve burası da tamamdır. Burası da misafir odası olarak olayı tamamladık. Yine bir televizyonlu ve koltukla harikayız. Ya bu koltuklar nereden geldi? Abi tamamlıyorum, yine bir şeyler hep geliyor bu oyunda. Ne? 100.000'de tut dedi. Artık sinyalin sesi geldi. Programımızın sonuna geldik. Hah, bu geldi. Çok önemliydi. Al bir tane daha. Gördüğünüz gibi Super Mansion tamamlanmış konumdadır. Robux'lar hariç onları bitiremeyiz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Yani bayağı bir uzun sürdü video. Umarım da sizleri beğenmişsinizdir ve like de atmışsınızdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bay bay.